Evet, herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir Fırna takımıyla karşınızdayım. Hem banner'da da Raiden var. Yani Raiden'la Fırna'yı oynayabileceğiniz bir takımı göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi takımda Jean, Fırna, Yaran ve Raiden var. Ya bu takım zaten Fırna ve Yaran olduğu için zaten güçlü. Jean de zaten Fırna'nın steklerini maxlıyor. Raiden Shogun da böyle on field'da hasar veren karakter olarak geçiyor. Hem takıma da enerji yeniliyor. Bu takımın avantajı ne? Yani normalde buraya Huta konuluyor. Yani Huta koyup da oynayabiliyorsunuz Raiden'a. Ama Huta'dan avantajı ne oluyor bu takımın? Bu takımda su ve elektrik karakteri olduğu için elektro charge reaksiyonu yaptığınızda, swirl attığınızda hem suyu hem de elektriği swirl'liyorsunuz. Bu da daha iyi oluyor. Yani takımdaki herkesin hasarını arttırıyor Jean yeşil gölge setiyle. O yüzden güzel oluyor. Eğer ki Raiden'i aldıysanız bu takımda da oynayabilirsiniz. Yani eğer ki bu karakterlerden kimler olması, mesela Yaran'ınız yoksa Yaran yerine Xingqiu koyabilirsiniz. Jean'iniz yoksa da Jean yerine Sayu koyabilirsiniz. Yani Sayu da iş yapar bu takımda. Tabi ya Sayu'ya bayağı bir enerji yüklemesi kasmanız gerekiyor. Eğer ki Jean'iniz yoksa Sayu koyabilirsiniz dediğim gibi. Zaten Fırna ya mecbur, Fırna ile Raiden takımı bu. O yüzden onlar mecbur olacak. Hatta Xingqiu'nuz da yoksa Fischl koyabilirsiniz bu arada. Ya Double Electro Fırna Yaran şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bu hitleri gösterelim. Raiden'dan başlayalım. 58'e 131, 266'da enerji yüklemesi var benim Raiden'ımın. 2133'te saldırısı var. Bu takımda Raiden için güzel olan şey de Bennett'siz oynadığınızdan, eğer ki göklerin omurgası varsa sizde, bu silahın değeri ya yani bu takımda daha yüksek. Çünkü temel saldırısı fazla olduğundan Bennett'siz oynuyorsunuz. Saldırı daha değerli oluyor bu takımda. Bir de fırına falan da var tabii. O yüzden daha değerli oluyor. Benim Raiden Con 0 yeteneklerde 2, 9, 10. Veya diğerleri de göstereyim. 3 oran, 20 hasar, 20 enerji yüklemesi var burada. Burada 2 oran, 17 hasar, 14 saldırı ve 5 enerji yüklemesi. Saldırı saati 26 hasar, 12 enerji yüklemesi ve 2 oran var. Kupa, elektrik hasar bonusu, %10 saldırı, 3 oran ve 16 enerji yüklemesi var. Touch'ta da kritik oran takılı. Altında ise 22 enerji yüklemesi ve 17 hasar var. Bu gayet ya bayağı iyi bir touch Raiden için. O yüzden bunu taktım. Ya bu hit böyle. Çok muhteşem bir Raiden değil. Ama ya yeterli. Aslında ortalamanın üstünde benim Raiden ama yeterli Raiden. Böyle Jean'i göstereyim. Jean'de full enerji kasıyorsunuz. Benim enerjim 186 ama elimde enerji silahı yok. Ben Amenoma kullanıyorum Jhin'de. Ama Favonius'unuz varsa Favonius'u da kullanabilirsiniz. Yani Favonius takınca 248 enerji yüklemesine çıkıyor. Favonius'u da Jhin kullanabilirsiniz. Hatta Favonius kullanayım hadi. 18'de oran var. Yani pek Favonius tetikleyemeyeceğim ama olsun. Yeşil gölge seti var. Dediğim gibi hem elektro hem de suyu swirllediğimiz için her iki elementin de direncini düşünüyoruz. Con 0 Jhin benim. Hem eğer Con 2 Jhin'iniz falan varsa saldırı hızı veriyor Con 2 Jhin. Raiden ile de daha fazla saldırı yapabiliyorsunuz o saldırı hızı ile. Bir de eğer ki göklerin omurgası da varsa, çünkü göklerin omurgası da bu arada saldırı hızı veriyor. Yani çok güzel Raiden hızlı vuruyor eğer ki Con 2 Jhin'iniz varsa. Yetenek de 2-8-8. Jhin böyle. Buraya gelelim. 65'e 165. 175 enerji yüklemesi var. 42k canı var. Yıkıcı arzu silahı takıyor bende, bu var. Cons 1 benim fırınam. Yeteneklerde 2, 10, 10. De dediğim gibi Raiden tüm takıma enerji yeniliyor. O yüzden ya bu karakterlere de fazla enerji gerekmiyor. Yelanımda da 155 enerji var. Aslında daha da azaltabilirim bu değeri ama ya ben azaltmadım. Yelan 83, 167, 155 enerji var demiştim. 39k'da canı var çiftçi olduğundan. Sapan takıyor benim Yelanım. Çünkü bende Cons 1 var. Eğer ki Cons 0'sa zaten sizde favoriniz takın. Yadigar'da parçalanan kader amblemi, yeteneklerde 8, 9, 10. Takım böyle. Şimdi bu takımla oynayalım. İlk olarak bildiğiniz gibi Chevreuse çıkarmıştım. O Chevreuse'u ben kasıyorum. Şunu almayı da unutmuşum. 60 level yaptım. Bir kere daha seviye atlatmam gerek. O yüzden 8 tane şu boynuzdan ihtiyacım var. Bir daha Ascension aldıktan sonra bu pasif açılacak. Zaten daha da level arttırmam. Ha, böyle kalır diye düşünüyorum. Daha sonra da zaten Chevreuse takımları gelir. O yüzden eşek kesmeye gidiyoruz. Ama bu takımda Raiden eşeğe hiçbir şey yapmayacak. Bu eşeğin elektro direnci var. Ya, bakalım nasıl olacak. Aslında bir Jhin'le ilk enerjimi yükleseydim. Neyse. Burada takımın rotasyonu çok kolay. Yani oynaması da çok kolay takımı. Raiden'la başta E atıp Fırına EQ. Evet, enerji geldi sonunda. Bu arada daha Raiden'a geçmeden zaten öldü bunlar. Yelan yok etti zaten.
Evet, bu çöp 3 tane attı, güzel. Güzel. Bu çıkana kadar biz yine artifact kasmaya geri dönelim. Dedik, artifact ben yokken zaten şu seti kasmıştım. Bennett için ve Shanyun için benim setim var. Hep bu seti kastım. 3 hafta boyunca çıkardım bir şeyler. Şimdi Marishus'u kasmaya devam yine. Çünkü saldırı saati bulmam gerek ama o saldırı saatiyle ilgili bir güncellemem var. Shaum'un bu evde artık 4 parça Marishus avcısı. Evet, gördüğünüz gibi 53'e 245 Marishus takan Shaum var. Çünkü bu saati çıkardım. Yani çok muhteşem bir saat değil saldırı saati ama Shaum'da enerji yüklemesi iş yaptığından bu build'i yapabildim. 17 enerjisi 6 oranı var. Yani muhteşem değil ama kullanılabilir şekilde bu saati çıkarmıştım. Ama şöyle bir şey var. Hala lineğimde 4 parça Marishus yok. O yüzden Marishus'a kasmaya devam. Dediğim gibi Raiden'la fırını yönettik. Böyle full düz vurabilirsiniz. Arada charge da atabilirsiniz ama ben Yelena'yla veya Xingqiu ile oynarken charge atmayı sevmiyorum. O yüzden genelde düz vuruyorum. Hasar enerji yüklemesi. Hadi dursun. Uyusu da çok. Yani 173k vuruyor. İlk ultisini attığında Raiden. Bu kötü. Bu da kötü. Aa, kritik mi vurmadım buna? Sanırım. Evet. Kitli geldi ikisi de. İkisi de güzel olabilir demek bu. Ben bu yeni sistemle biraz oynamıştım. Böyle kitli geliyor. Bakalım. Gayet güzel işte. Çok iyi. Şimdi bu saldırı. Saldırı saati 1 dakika. Hepsi oran ve enerji yüklemesine gitmesi gerekiyor güzel olması için. O zaman güzel olabilir. Tamamdır. İkisi de güzel. Ha, elektro swirl atamadım. Zaten kritik de vurmadı Raiden. Ama yine de kestik. Ya dursun, Noel için iyi olabilir oran gelirse. Hem enerji yüklemesi de var. Ya bu nedir böyle diyerekten. Hadi dursun, hepsi hasar oranı atarsa. Noel için belki olabilir. Tamamdır. Daha yoğun reçinem kalmadı. Yine bir eşeğe gidelim. Eşeği keselim. Selamlar. Zaten Raiden buna hasar vurmuyor ama. Yine de Bruno ile Yelan kesiyor. Evet, yine 3 tane attı, güzel. Yani bu... Aa, bir dakika, bu dursun. Shenyun için güzel olabilir. Yani saldırı kupası enerji yüklemeli, o yüzden. Dursun bu. Tamamdır, bu eşeği de kestik. Şimdi bu eşek doğana kadar biz bir şu boksör abimize gidelim. Ya mesela boksör gibi böyle agresif düşmanlara karşı Yelan yerine Xingqiu kullanmak daha rahat oynattırır takımı. Çünkü Xingqiu'nun hasar azaltması var ya. Ama daha az vurursunuz takımda. Yani Yelan da daha fazla vuruyor. Yani onu tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi mesela ölebilirim bu boksörle çarpışırken. Ama Xingqiu'da ya yani ölmeniz neredeyse imkansız. Çünkü Xingqiu var. Zaten bir de Jhin de heal atıyor. Ama bakalım. Böyle deneyelim bir.
Kritik atmadım sanırım ama ha, boksör nereye gitti diyecektim. Bu boksör ağacın oraya gitti. Niye ta oraya gittin? Gelir misin? Evet, boksör. Allah, daha nereden geldi? Nereye gitti? Yine vuramadı ultim. Neyse, kestik zaten. Şöyle yaranla da. Nerede söylüyorduk bu arada? Neyse, böyle kestik. Yani Raiden'in ultisi kritik atmadı veya vurmadı. Bilmiyorum, bir şeyler oldu orada. Ama yine de kestik. Şimdi şu eşeğe geri dönelim. Çıkmıştır belki. Aslında uzaktan görebiliyorduk artık bossların çıkıp çıkmadığını. Tamam, çıkmış. Buradan da 2 ver. Tamamdır. Zaten 2 tane ihtiyacım vardı. Bu belki güzel olabilir oran gelirse. Bunlar ise kötü. Tamam. Şimdi gelelim Sheruz'a. Sheruz'u yükseltebiliyorum. Evet. Buradan pasifi de açtık. Hatta hadi 70 yapayım zaten. Bolca XP'm var. Tamamdır. Bu pasifi de açtık. Buradan yani normalde yetenekleri arttırmanıza gerek bile yok ama ben sadece elemental yeteneğini arttıracağım. Çünkü elemental yeteneği can yeniliyor. Bir de bende düzen rehberi var. Bu hesapta hiç bu kitabı kullanmadım. Ya yani bunları kasmadım. Bunlar eventlerden gelen falan kitaplar. O yüzden kullandım. Tamamdır, Sheruz'da basılı denebilir. 241 enerji yüklemesi varmış bu arada Sheruz'da. Tamamdır, Sheruz'u da sonraki videolarda gösteririz takımlarıyla. Şimdi bir de haftalık bossta göstereyim bu takımı. Böyle Raiden vs Raiden yapalım. Bu arada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben yapmadım ama. Hani ben Raiden'la E atıp sonra Fırna EQ atıyorum. Daha sonra da Jhin'e geçiyorum. Burada Fırna EQ attıktan sonra Yeran'la ulti basıp Jhin'le EQ atabilirsiniz. Böylece Hydro'yu söylemeniz daha kolay olur. Çünkü Yeran'ın ultisi de vuruyor ya. O da su uyguluyor falan. Böyle daha kolay olur. Daha sonra Yeran'a geçip 2 E, yani 1 E falan atabilirsiniz. Şimdi bu takımla başlayalım. Evet, Raiden'la E'yi koyduk. Şu anda benim Yaren'de enerji yok diye geçmedim. Evet, ulti atacaktım, atamadım. Ama sen kaçtın yine bak. Hep böyle oluyor. Ya yani enerji de yenileyemedim. Neyse, öldü zaten de. Yani Raiden'la vuramadım ki. Ne oluyor? Lan ne oldu? Bir bug'a girdi. Ya bu boss'ta böyleydi. Raiden'la tam vuramadığım halde zaten takım güçtü. Bu takım bir de Abyss'teki boss'larda göstereyim. Şu anda Abyss'te boss olarak şey vardı. Şu küp vardı. Küpte gösterelim. Bu takım bu arada bu Abyss için yani çok iyi bir takım değil şu anlık ama belki altta şu Yıldırım Alametine geçerseniz yani alta gidebilir. Üstte çünkü su tulpası olduğu için hasar vurmuyor takım su tulpasına. Yani şu ölümsüz mekanik dizilimi de göstereyim bir ben. Burada hiç buff da gelmedi. Hadi şunu alalım. Umarım yanlış zamanda havaya uçmaz diyerekten. Evet, yanlış zamanda havaya uçtu. Gördüğünüz gibi yok etti zaten. Bakın. Aa, kolay olan geldi, güzel. Bunda ben bunun dibine giriyorum. Bu geriye uçuyor.
Kritik vuraydın. Niye kritik vurmuyorsun? Yani gördüğünüz gibi Abyss bosslarını da yok ediyor bu takım. Tamamdır o zaman. Şimdi şu artefaktlere bakalım çıkardığımız. Ama ondan önce wish gördüm. Mavi wish'i atayım bir. Bitim yakındı sanırım standartta. Bakmayacağım ama. Evet yakındı dedim. Gerçekten 5 yıldız çıktı. Bir dakika. De ya. Şu anda çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Biliyorsunuz ki ben Dehya'nın konspirini istiyordum. Çünkü DPS Dehya oynuyorum ben. Şu anda support Dehya'da değil mi? Evet. Ben Dehya'yı DPS olarak oynuyordum ve konspiri geldi. Evet. Çünkü konspiri Dehya'nın hasarını %33 falan arttırıyor. O yüzden çok iyi. Ya standarttan gelebilecek en iyi şey mi geldi? Evet. Aslında en iyisi Tignari ama. Ya Tignari veya Dehya istiyordum zaten konsol olarak. O yüzden gayet iyi. Belki silah olarak şu Wolf's Greystone var ya. Türkçesini hatırlamıyorum. Blue'un Claymore'u olan. O gelseydi belki güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Ama gayet güzel konspir Dehya'm oldu. Yani birden geldi o da. Tamamdır. Gayet iyi. O zaman Dehya videosu da gelir yakında. Konspir Dehya DPS videosu. Şimdi şuradan bunları bir deneyelim. Şimdi full oran ve enerji yüklemesi atması gerekiyor. Ya bir kere can attı ama 10 oran 11 enerji yüklemesi var. Aslında güzel bu. O yüzden daha yükselteceğim. Oran at. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu da çok iyi. Ben niye bugün çok şanslıyım? Bunu anlamadım. Ben neden bugün çok şanslıyım? Burada bir de tüy vardı ama bunlara yeterli XP'm yok sanırım. Evet, XP'm yok. Ya bunu deneyemeyeceğiz gibi duruyor. Şöyle artı 20 bir artifek falan atabilirim aslında. Bunu atıyorum ya. Zaten 4 tane yıldırım çiçeği var kullanmadığım. Sanırım en kötüsü bu. 13 oranlı. Burada 26 hasar var ama bunda bir de 16 saldırı da var. Sanırım evet en kötüsü bu ya. Çiçeği bir yedirelim buna. 2x geldi. Yani ortalama bir şey geldi. Çok muhteşem değil. En azından bundan iyi mi? O da değil. Yani çok ortalama bir şey geldi gerçekten. Olsun dursun şimdilik. Ya ama bu da yani yok ya ben bunu yedireceğim sanırım. Ya normalde takılabilir bir parça bu. Ama bende zaten 8 tane tüy var. Ya Eloy bunu takıyor. O yüzden buna pek ihtiyacım yok. Yani ben bunu yedireceğim ya. Ya şurada bir defans vardı çift kritikte. Bir tane bile kritik kaçarsa bu çöp. Artı 20'yi atayım. Kaçtı. De gitti 13 oran attı. Neyse bir tane bile kaçtığı için yok oldu zaten. Burada hasar ve enerji yüklemesi var. Hasar ve enerji yüklemesi kaçmazsa güzel. Kaçtı bile. Thanos oldu. Hepsinden bir tane attı. Tamamdır. Daha da bir şey yok. Artifektlerde bu kadardı. Ama şöyle bir de şu eventi yapalım. Bu eventin ben ikinci gününü yapmıştım yanlışlıkla. İlk gününü bir yapalım. Aslında Raiden'e uygun bir günü yapabiliriz ya. Bu takıma uygun bir günü yapabiliriz hatta. Daha doğru olur. Bir bakayım. Burada ilk gün Navia'ya uygunmuş. Burada Rizli var 3. günde. 4. günde Raiden mi var? Yok, Furina var. Aslında bu Raiden için iyi olabilir. Ama burada elektrik büyücü koymuşsunuz. Niye koydunuz ki? Aslında Raiden burayı da yok eder. Ama su koymuşlar. Yok yok eder ya Raiden burayı. Ama yok yok. Buradan 3. güne de bakalım. Mesela burada full su var. Ama altta da hiç yok. Ama şöyle yapalım. İlk yerdeki takımımız Raiden National olsun. Böyle altta da gösterdiğim takımı koyalım. Koyamıyorum ha. Tamamdır. Bu takımla yaparız bence. Yalnız bu eventte bunların sırasını değiştirme yok mu? Yok sanırım. Yani önceden oluyordu ama niyeyse koymamışlar. Neyse. Inkubi işe yaramayacak ama böyle tek birine ulti atmayayım. Hatta Xingqiu'ya basmaya gerek yok. Biraz buraya Shangin yok etmiş oldu ama olsun. Evet.
Konuşmadım ama yani çok da konuşulacak bir şey yok. İlleri basıyorum, ölüyorlar yani. Zaten kolaymış burası bayağı. Levent niye bu kadar kolay? Yani bu event biraz fazla kolay sanki. Hep slime gelip duruyor. Bakalım burada da öyle bir şey mi olacak? Aslında bu eventte alan hasarı daha iyi. Ama bu şu anda oynadığım takım da ya tek hasarı fazla olan bir takım. Nereye gidiyorsun, nereye? Ya ben bu eventi sevmedim sanırım. Niye böyle bu event? Bu eventte farklı bir şey var, kötü olan. Sanırım çok kolay event. Yani puan aldık da yani çok kolaydı yani, zevk de almadık. Neyse, bunu da yapmış olduk diyelim. Böyle primimizi alalım. Tamamdır. Evet, o zaman bugünlük bu kadar olsun. Bu takımı da göstereyim dedim. Eğer ki Raiden falan aldıysanız bu takımla da oynayabilirsiniz. Gayet güçlü bir tek hasara karşı çok fazla hasar vuran bir takım. Bir de sürpriz olarak Dehya da çıkardık. O da iyi oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.